Canlı yayında kendim hakkında konuşacak değilim. Önemli değil beni tanımanız, şeyhimizi tanımanız önemli. Benim yaptığımın ne olduğunu, şeyhimizi takip etmek olduğunu anlamanız önemli. Biliyorum beni tanımak istediğinizi ama önemli değil, gerekli değil. Kendim hakkında konuşmaktan utanıyorum zaten, özellikle canlı yayında. Ne diyebiliriz? Şeyh Efendi'yi takip ediyoruz. Burada yaşıyoruz. Buraya geldiğimizde dünyadan ayrılıp, ama size yemin ederim üniversiteye gittiğinizde bir tutanak tutarsınız. Buraya geldiğimde de bu tutanakta dedim ki tasavvuf için içimde bir arzu var. Ve o zaman da eğitimim ona yönelikti. Şeyh Efendi beni o pisliğin içinden çıkardı ve o zamandan beridir onunla beraberim. New York şehrinde yaşıyordum. Üniversiteye orada gidiyordum. Harlem'de yaşıyordum. Harlem'i biliyorsanız, Harlem. Harlem Shake değil, Harlem. Haftada bir Harlem'e geliyordu. Salı günleri, salı akşamları zikir yapıyorduk kendi aramızda. Onunla tanıştığımda üniversite son sınıftaydım. Allah önüme iki seçenek verdi. Okulu bitir veya şeyhini bul. Dünya önüne açılıyor. Hangisini seçeceksin? Şeyhini mi, dünyayı mı? Şeyhimi takip edeyim şimdi. Bir bakayım ne olacağını diye. Ama içimden biliyordum, kalbimden. Bu yola girdiğim zaman geri dönüş yoktu. Benim için balans olamazdı. Ya bu ya o. İkisinden biri. Ama nefsimi kandırmak zorundaydım. Bakalım ne olacak diye nefsimi kandırdım, idare etmeye çalıştım. 15 yıl oldu. Elhamdülillah. Ben değildim zaten şeyhimle tanışan. Şeyh Efendi çekti, çıkardı beni. Şeyhimizi biz bulduğumuz için şeyhimiz değil o. Daha ana rahmindeyken şeyhimiz bizi seçti zaten. Karul Bela günü şeyhimiz seçti bizi. Allah bize Rabbin kim diye sorduğunda bizi seçendir şeyhimiz. Evet sensin Rabbimiz dediğimizde bizi seçendir şeyhimiz. O zaman bize yakındı, onun için de şimdi bize yakın. Bizi nasıl kendimizi isimlendirdiğimiz önemli değil. Çinli, Pakistanlı, Türk önemli değil. Ruhumuz ayrı değildi o zaman, onunla beraberdi. O zaman da beraberdik, şimdi de beraberiz. Kendimizi tanımamız, birbirimizi tanımamız lazım. Şeyh Efendi nasıl isterse. Zaman geldiğinde dolaşmaya, seyahate başlayacağız. Biraz oturup beraber çayımızı içeceğiz, zikrimizi yapacağız ve birbirimizi tanıyacağız o zaman. Kimdir bu tuhaf Çin görünüşlü kişi kimdir diye. Eğer Şeyh Efendi buraya bir köpek koysa, şimdi bu köpeği takip edeceksin dese, benim için sorumluluktur onu takip etmek. Biz bir şey zannetmiyoruz kendimizi. Bu bir sorumluluktur. Herkesin bir sorumluluğu var. İnşallah Rahman. Yakında beraber vakit geçireceğiz inşallah. Selamünaleyküm.